Türkiye muasır bir cahiliyenin rotasında yürümekte midir? 4. Evet sevgili izleyiciler. Bilindiği üzere dün sizinle yapmış olduğumuz sohbet sosyal dengenin kurulması ile ilgiliydi bir toplum içtimai hayatını biçimlendirmediği takdirde ne istikrarını, ne istiklalini, ne de istikbalini elde edebilir demiştik. Bu sözlerimiz gerçekten tarihi yansıtan beyanlardır. Bilimseldir, tarihseldir, milli kültürümüze dayalı ifadelerdir. Zira hali alem meydanda hem görüyoruz hem duyuyoruz hem de yaşıyoruz. Toplumsal çirkinliklerin, olumsuzlukların, topluma karşı yapılan baskıcı bir otoritenin milli iradeden ne kadar uzak olduğunu, milli gelenek ve göreneklerden ne kadar ayrı olduğunu net olarak günlük olup bitenler bize kanıtlıyor zaten. Siyaset alemindeki dönen dolaplar, konuşan siyasilerin ifadelerinin doğrulukla gerçeklikle bağdaştığı haline ne kadar inanıyoruz? toplumsal bir barışa yönelik yapılan faaliyetler olduğunu kanıyoruz. Zaten gerek yazılı medya olsun, gerek görsel medya olsun, hepsi an be an deşifre ediyor. Tüyleri ürpertici haller yaşanıyor. Toplum kasıtlı olarak ne kadar İslam'dan uzaklaştırılmış bir gençliğe sahipse, bir o kadar da kendi kendine ahlaki dejenerasyondan da kurtaramaz bir yaşam şekline kaptırmış gidiyor. Tam tersine uzaklaştıkça uzaklaşıyor. Aile çürümüşlüğü hırla, ahlak çürümüşlüğü gırtlağa geçti. Ahlak denilen kültür ve medeniyet neredeyse sıfıra inmiş durumda. Allah'a inanmayıp inkacı bir potansiyelin varlığı apayrı bir hali içeriyor. Günlük hayat biçimi, hatta aileler arasındaki dejenerasyon ve anlaşmazlık adeta birer katliama dönüştürülmüş bir halde yaşıyoruz, yaşanıyor. Hele hele şu ekonomiksel sıkıntıya bakalım iktidarın her gün biraz daha büyük ekonomiksel sıkıntılara imza atmakta olduğunu görüyoruz. AK Parti iktidarı ne yazık ki öyle bir hal yaşıyor ki sanki ey ahali ben 20 seneden beri iktidardayım da ben yoruldum yüzüm tutmuyor CHP'ye veyahut altılı masaya gelin ben size devredeyim demekten utanıyorum söyleyemiyorum gibi bir haleti ruhi içerisinde bulunuyor. Görünen odur ki AK Parti günlük piyasa dengesizlikleri içerisinde neredeyse muhalefete iktidar davetiyesi çıkarıyor. Kim milletin bu muhalefete nefretle baktığını AK Parti bilmesine rağmen. Ama ne yazık ki AK Parti'nin bu yanlış tavır ve hareketleri hükmü de olsa adeta CHP'ye iktidar olabilme şansını tanıyor. Buyurun gelin iktidar olun yönünde davetiye çıkarmakta da olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Örnek vereyim. Bilindiği gibi halkın günü kaya takışları içerisinde en önemli ihtiyaç maddesi olan akaryakıttır ve kıtadır. 3 günden beri üst üste akaryakıtın birkaç puan düşüşü, inişe çekilmesi biraz sevindirici oldu. Yani herkes mazotun bir litresini 27 liradan alırken 3 gün içerisinde 23 liraya indi. Tabi özellikle güçlü bayiler stokunu doldurmuş, fazlasıyla takları doldurmuş, ihtiyaçlarını yerine getirmiş olma şekli sevindirici. Ama bir bakıyoruz ki iki gün sonra mazota bir ila bir buçuk arasında zam geleceği söyleniyor. Sormazlar mı? Bu ne istikrarsızlık, bu ne tutarsızlık, bu ne hal? 2 veya 3 gün önce akaryakıt fiyatları inişe geçiyor. Herkes aldığını alıyor, stokunu yapıyor. 2 gün sonra yine o miktar üzerine birden zam geliyor. Tabiri caizse yükünü alan alıyor. Yani tıpkı dolar gibi bir iniş yapıyor. Aşağıya çekiliyor. Herkes dolarını alıyor, bankalara dolduruyor. Sonra da birden birdenbire dolar fırlıyor, trilyonlarca para kazanılıyor. Bu tür ekonomiksel sıkıntılar toplumun vicdanını zediliyor. Toplum ne yapacağım diye düşünmek zorunda kalıyor. Ben oyumu kime vereceğim? AK Parti'ye büyük samimiyetle bağlı olanlar dahi elini kolunu AK Parti'den artık gevşetiyor ve başka çarelere başvuruyor. AK Parti de zannediyor ki karşılarındaki muhalefete lider olabilecek biri yok. Bu hak CHP'nin liderini hiç güvenmiyor. Anlayış ortada. Yine millet bize mecbur kalıyor. Şımarıklığı içerisine giriyor. Bu itibarla toplum büyük keşme içerisinde ve büyük ahlaki çöküntülerle karşı karşıyadır. Bir yanda günlük toplumsal yaşam biçimi içerisinde yaşanan ürpertici haller hallerse ayrı bir dert. Görüyoruz, yazıyoruz ki yazmakta zorundayız. Ama bu olaylar gerçekten vicdanen insanı titretiyor, çökertiyor ve zor duruma sokuyor. Böylesi bazı olumsuzlukları sizinle paylaşmak zorunda kalmamız da hakikatlerin bilinmesine yöneliktir. Sevgili dostlar, olayları analiz ederken gündemdeki hadiselerin başlıklarına bir bakar mısınız? CHP'li belediye LGBT için özel merkez kurdu. ABD'de LGBT sapkınlığına devlet desteği. Halk televizyonunda yine İslam'a nefret kustular. Kamu vicdanı bunları sorguluyor ve sorgulamak zorunda. CHP siyasi bir kimliğe sahip olmakla beraber mevcut devrimci yüzyıllık çürümüş bir anayasanın himayesi altında meşruiyetini koruyor. Yüzyıldan beri de iktidarda olmasa dahi tezleri ve görüşleri toplumun üzerinde demokrasinin kılıcı gibi hükümranlığını sürdürüyor. Oysa ki böylesine bir partinin varlığı ve ona verilen meşruiyet antidemokratiktir. Çünkü her yönüyle topluma zarar vermektedir. Şu başlıklı habere bakar mısınız? CHP'li belediye LGBT için özel merkez kurdu. Spot'undaki ifade. Her fırsatta LGBT'ye desteğini açıklayan ve aileye yönelik bir tehdit olmadığını dile getiren CHP, Nülüfer Belediyesi'nde LGBT için özel merkez kurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fahri üye seçildi. Dinir ya, buyurun buradan yakın. Hali duruma gülelim mi, ağlayalım mı? Böylesine edepsizce insanlık değerini ayaklar altına alan, namussuzca bir fiiliyata meşruiyet tanıyıp resmileştirmek isteyen bir CHP anlayışına ne denilebilir ki? Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu merkez yürütme kurulu, sosyal politika cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları derneğini ziyaret etti. CHP desteğini belirten İyi Parti de bu yönde bir adım attı. Bakınız sevgili dostlar, bir yandan aile kavramının korunması için uğraşılırken diğer yandan CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kuruyor. Evet bunlar bizim için yeterli artar bile. Bize göre toplum tarihi yüce bir değere sahip olan bir toplum olma hasibiyle artık bunları sorgulaması lazım. Yoksa bize ne lazım bunları sorgulamayalım demekle bize göre İslam dinine olan intisabımızı inkar etmiş oluruz. Bakınız iki gün önce Denizli'de yaşanmış vahşi bir cinayetin özetini de sizinle paylaşalım. Bu ülke nereye gidiyor demekten başka çaremiz yok. Genç sevgililer tek kurşunla intihar etti. Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu. İşte bakın toplumsal bir dejenerasyon silsilesine. Denizli'de vahşet cinayeti. Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent mahallesinde yaşanan olayda anne ve babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak'la henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bıçakladı. Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürükleyerek evden dışarı çıkardı. Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca Elif Irman başını keserek öldürdü. İşte sevgili dostlar manzaramız bu. Toplumsal halimiz bundan ibaret. Kasap et derdinde, koyuncan derdinde demekten başka bir şey bulamıyoruz yaşanan hali duruma. Siyasilerimiz koltuk kavgası peşinde. Peki kurtarıcılık var mı? O da yok. En derin saygı ve sevgilerimle.